Sorumuz ne demişti? Var mı bir cevap? İkinci kaptan, birinci kaba kaç V hacminde sıvı aktarılırsa kaplardaki kütleler eşit olur diyor. Evet, bir cevap var mı? Hocam bakıyorum. Yok hocam bunu bulamadım ya. Evet. Denklem oluşu da böyle Doğru cevap yolda olacak bir ilerliyorum diyen şey yok mu? bulamadım. Bulunur aslında hocam. Bir dakika ya. Buradaki V, D falan yazıyor ya. Arkadaşlar 5 bölü 3 bunları. olabilir mi? Efendim? Denizli olma ihtimali var mı acaba? Denizli olabilir diyorsun. Bakacağız. Başka cevap var mı? Şu V ve D var ya, bunları bir kabul edebilirsiniz. Başlangıçta sonucu değiştirmez. Neyler? V'ler neyler değişimi sonucu? Yani bütün sorularda V, D diye geçiyor ya burada. 1 V, 2 He, D. onları da anladım anladım tamam anladım. Yani bütün sorularda genel olarak bu harfleri bir birim alsan sonuç değişmez. Bir dakika o zaman öyle bir bakalım. Yapıyoruz. 5 bölü 3. Yani Denizli. Aa, D çıktı. Evet, açıklayalım isterseniz.
Açıklayalım mı? Arkadaşlar soru diyor ki bize. Olur hocam. Birbiriyle karışabilen X ve Y sıvılarının diyor. Bu X sıvısı, bu da Y sıvısı. Öz kütleleri 2'de. Bunun 2'deymiş. Ve öbürünün 3'deymiş. Bak soru bize veriyor değil mi bunları? Hacimleri ise V 4V'dir. V 4V'dir. Bunları bize vermiş değil mi soru bize? Soruda da güzel güzel anlatıyor. Hani teyit olsun diye bir de şekle bakıyoruz. Yoksa farklı bir bilgi olmaz zaten. Ama diyor ki bakın buraya kadar işler yolunda. Burada bir diyor ki ikinci kaptan birinci kaba kaç veya hacminde sıvı aktarılırsa kaplardaki sıvı kütleleri eşit olur diyor. Ha, sıvı kütleleri eşit olması durumu var. Ne kadar aktaralım bundan buna diyor. İkinci kaptan birinci kaba diyor. Bakalım mor deveden bakacak olursak arkadaşlar mor deveden M eşittir D çarpı V'den. Şunda 2 birim zaten 2 deveden 2 birim yok mu bunda? Bunda da 4V çarpı 3D'den 3, 4, 12 deve yok mu? Canım bunda 2 birim kütle var. Bunda 12 birim kütle var. Tabii ki eşit olamaz. Ne diyor peki? Bundan buna aktar diyor. Aktardığımızda kaç veya hacminde aktarılırsa sıvı kütleleri eşit olur diyor. Ha, o zaman bakalım arkadaşlar birinci kapta bizim ne vardı? İki devemiz var mıydı? Vardı. Değil mi? İkinci kapta 12 devemiz var mı? Var. 3D çarpı 4V'den. Toplarsam 14 devem var mı benim? Var. Peki iki kaba bölüştürürsem ne olur? 14 deveyi yarı yarıya bölüşürse Ali ile Veli kaç kaç düşer? Yarı yarıya bölüşürlerse. 7 deve olmaz mı? Ha, bundan buna kaç gitsin? Bu ikisinin eşit hale gelebilmesi için 7 deve olabilmesi, bunda da 7, bunda da 7 olması için bundan buna kaç deve gitsin? 5 deve gitsin. Ha, o zaman 5 deve gidecekmiş. Mor deveyi yazdım. Mor deve M eşittir neydi? D çarpı V idi. Mor deve dediğimiz buydu. Kısaca bu sembolik tabii. Bunu kütle niyetine yazıyoruz. Bunu öz kütle niyetine yazıyoruz. Bunu da hacim niyetine yazıyoruz. Peki 5 deve aktaracağız. Bu aktaracağımız develerin öz kütlesi kaç? 3D değil mi? Yani şu. Bu kaptan yapmıyor muyuz biz aktarma işini? Evet. Peki aktardıklarımızın hacmi ne olsun? V üssü. Bu D'ler iki taraftan da gitti mi? Gitti. Bu 3 burada çarpansa buraya ne gider? Bölen. Ne oldu? V üssü eşittir. 5 bölü 3V oldu. Oldu mu? Evet hocam. Nasıl güzel oldu mu? Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şu 5 dv'yi anladım. Ama şu 3d çarpı v yapmış ya. En sondaki. Eşittir. Hayır, en sondaki 3d çarpı v. O 3d y sıvısının öz kütlesini aldık değil mi? Tabii. Diğerinde hacmini aldık. Onu anlayamadım. Neden yaptık? Şimdi biz buradan buraya 5 deve aktaralım dedik ya. Bundan buna 5 deve evet. Aktaralım dedik ya. Tamam 5 deve aktaracaksın. Bu aktaracağın develerin öz kütlesi kaç? Şuradaki, şu kaptaki. 3D. 3D. O aktaracağın develerin hacmi ne? Bilmiyoruz. Onu soruyor zaten. He, yani tamam. Bir formülü aldığın zaman her şeyini aynı mahalleden alacaksın. Mor devenin her şeyini İstanbul mu alıyorsun? Her şeyini İstanbul'dan alacaksın. Ankara mı? Hepsini Ankara'dan alacaksın. Hepsini Bakırköy'den mi? Hepsini Bakırköy'den alacaksın. Hepsini Almanya'dan mı alıyorsun? Hepsini Almanya'dan alacaksın. Yani çünkü aynı vücut değil mi? Sen bir Mercedes alıyorsun ama lastiğini efendim Magurus'tan takıyorsun. Efendim farlarını Skoda'dan takıyorsun. Böyle Mercedes olur mu? Ne olması lazım? Bir formülde herkesin aynı eleman olması lazım. Aynı araçtan. Evet. Bunu bir Alperen anlatsın mı?
Haydi bakalım Alperen, bir anladı ver bize bunu. Hocam ben anlatamayacağım ben. Anladın mı? Evet hocam yani. Anladım ama anlatamam, anlatamayacağım diyorsun. Peki Defne, sen anlatsan bize bunu. Ya ben de biraz anladım hocam. Anlatayım yani, anladım kadar. Yani anladın mı, anlamadın mı? Ben mi? Ben. Ha. Anladım galiba. Tamam, anlat o zaman. Şimdi bu şeyler ne buluyoruz? 2VD, 12VD, toplamı 14VD oluyor. Tamam. İkiye böldüğümüzde ortak şey olması için 7VD, 7VD olması gerekiyor. Evet. Demek ki diyoruz burada 12VD'den öteki kaba 5VD gitmesi gerekiyor diyoruz. Hı. İşte ondan sonra 5VD eşittir. Hı. 3DV'den 5 bölü 3 geliyor. Tamam, güzel, bu kadar. Ben de bunu anlattım zaten. Geçiyoruz değil mi arkadaşlar? Bir pürüz olan var mı? Bir kez daha anlatalım diyen var mı? Yok. Geçiyoruz. Bir başka dünya güzeli soruya. Haydi bakalım, ne diyor bu soru? Siz bir taraftan soruyu okurken ben anlamanıza yardımcı olayım. Öyle bir iş yapılmış ki, bak bu birinci kapta bir sıvı varmış. 8DV. İkinci kapta 7DV varmış. Ne olmuş? Birinci ve ikinci kaplardan üçüncü kaba aktarılmış ve bütün kaplar eşit hale gelmiş. Allah Allah. Bütün kaplar eşit, kütle olmuş. O zaman diyor ki ikinci kaptan alınan sıvının hacmi V2 kaç V'dir diyor. Soru bu. Haydi bakalım. Hocam 2 mi? 2 diyorsun. Başka var mı fikri olan? Hocam diyorum. Kaç diyorsun? D. D diyorsun. Evet, D diyorum. Hocam 2. D. D diyenler tehlikeli bir şekilde çoğalıyor. Açıklayalım. Denizli. Ne olduğunu da anlatalım değil mi? Evet arkadaşlar, diyor ki soru bize. Birinci ve ikinci kaplardan sırasıyla V1 hacim alınarak, bundan da buna V2 hacim alınarak aktarılıyor ve kaplarda kütle eşit hale geliyor. Öyle mi olmuş? Tamam. Bu durumda bize ikinci kaptan aktarılan hacim kaç V'dir diyor. Bunu soruyor bize değil mi? Şunu soruyor. Kaç V'dir diyor. 1 V mi, 2 V mi, 3 V mi? Ama 7 V olduğu belli değil mi? 7 V olduğu hacmini biliyoruz. Bu da 4 V olduğunu biliyoruz. Değil mi? Bunları biliyoruz. Peki ya bir kere bu kaplarda soruyu anladınız değil mi? Önce soruyu anlamak gerekiyor. Soruyu anlamadan soruya başlamanın hiçbir faydası yok. Bunda bizim kaç deve kütlemiz var arkadaşlar? Mor deveden bakacak olursak. Mor deveden 8 deve olmuyor mu 2 çarpı 4'ten? Evet. Birinci kapta bu var. Peki ikinci kapta ne var? 1 çarpı 7'den 7 devemiz de buradan 7. var. 8 deve buradan var. 7 deve de buradan varsa toplam 15 devemiz yok mu? Var. Hadi bunu 3 kaba bölüştürelim. Neden?
3 kabın kütlesi eşit olacak ya. 3 kabın kütlesi eşit olmasının 3 kaba 15 dedeyi 3 kaba bölüştürürsen eşit olması için her birine 15 bölü 3 her birine 5 deve düşmez mi? Evet. Ha, bana diyor ki arkadaş şundan şuna giden devenin hacmini soruyor. Ha, onu buluruz. Nereden buluruz? Bunun kaç devesi vardı? 7 deve. Peki buradan buraya kaç gidince eşitlendi? Herkes de 5 deve olmadı mı? Oldu. Herkes de 5 deve olduğuna göre arkadaş 5 deve olması için 7 deve vardı zaten. 7 deveden 5 deve olması için kaç deve aktardık buradan? 2 deve aktardık. Değil mi? İkinci kaptan, üçüncü kaba ne aktardık biz? 2 deve aktardık. Yani aktardığımız kütle 2 deve. Peki bu aktardığımız sıvının öz kütlesi kaç? 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 Şöyle temizleyerek deneyelim. Öz kütlesi kaç onun? Aktardığımız sıvının 1 de. Ha, onu da yazıyorum. Aktardığımız deve miktarı da 2 deveydi. Değil mi? Bundan buna aktarılanın hacmine de ne olsun demiş? D2 diyelim demiş. Ne dersen de bana ne? Değil mi? V2 diyelim demiş. Biz de emredersin dedik. Soru en büyük patron ya. Buradan da V2 ne oldu? 2 deve oldu. 2V oldu. Bir kez de anlatmamıza ihtiyaç var mı arkadaşlar? Hocam ben sonlarını anlamadım. Nereden itibaren anlamadın Fatma? Ya şeylerini anladım. İşte bölmelerini filan. Onları zaten yapmıştım ama şeyini anlamadım. Şu ama her kaba 5 deve düştüğünü anladın değil mi? Evet onları zaten ben yapmıştım. Onu anladım. Ama gerisini anlamadım. Kaptan, bu kaba aktarılanı soruyor ya bize. İkinci kaptan üçüncü kaba aktarılanı soruyor ya. Bu ikinci kapta kaç malımız var bizim? 7 devemiz yok mu? 7 deve. Peki bu kabada en son 5 deve düştüğünü de bulduk ya senle biz. Evet. Üçüncü kabada 5 deve düştüğünü bulduk ya. Ya arkadaş tutup da diyor ki bu ikinci kaptan üçüncü kaba kaç deve aktarmış? 7 deveden herkes 5 deve olması için bu fazlalık olanı atacak mı üçüncü kaba? Atacak. Kaç deve atacak bu? 7 deve. 5 deveye düşmesi için kaç deve atması lazım? 2 deve. Ha. O zaman 2 deve attı. Çıkartıyor muyuz? Tabii çıkart yok. Daha çıkartmıyoruz. 2 deve attı. İkinci kaptan üçüncü kaba kaç deve attık? 2 deve attık. Ya bu attığımız develerin peki öz kütlesi kaç? 1 de. Değil mi? Evet. Rengimi değiştireyim buradan. Kırmızı yapayım. Bu attığımız develerin kütlesinin biz 2 deve olduğunu bulduk mu? Bulduk. Peki attığımız develerin öz kütlesi kaç? Şu. Kimi attık biz? Şunu attık değil mi? Şunu. Evet. Kaç öz kütlesi bunun? D değil mi? Evet. Evet. V'yi çekersen buradan ne olur? Hacmi? V'ler gider. Değil mi? Bu V ile bu ne yaptı? Yok. D'ler gitti. Pardon. Bunu geri alayım. Evet. Buradan ne gitti? Buradan ne gitti arkadaşlar? D. Buradaki D ile buradaki D gitti. V2 ne kaldı buradan? V2. Şimdi oldu mu? Evet. Teşekkürler. Evet. Geçiyoruz. Geçelim mi arkadaşlar bu soruyu? Furkan bir sen anlatabilir misin bu soruyu? Olur hocam. Hadi anlat bakalım. Ekranı temizleyeyim mi? Evet Furkan, anlatıyor musun? Evet, anlaşıldıysa geçelim. Herhalde mikrofonda problem var. Anlaşıldıysa geçelim. Bir engel var mı? Yok hocam. Yok, geçiyoruz. Geçiyoruz. Bunlar çok baba sorular yalnız ha.
Evet. Örnek 21'e geldik. Örnek 21. Evet. Örnek 21'de yargılarından hangileri doğrudur diyor. Haydi bakalım. Bekliyorum. Bir üç mü hocam? Ceyhan. Bir üç diyorsun. Başka farklı düşünen var mı? Hocam ben bir üç diyorum. Bir üççüler çoğalıyor. Evet, bir üç Ceyhan. Doğru. Tam ikiye bakıyordum. Bir üçün doğru olduğunu diyorum, ikiye de bakıyordum. Bir kez de ben anlatayım. İçinde 30 santimetre küp su bulunan. Bakıyorum. Hakikaten 30 santimetre küp. Değil mi? Evet. Dereceli kaba. Kütlesi 40 gram olan K cismi atıldığı zaman K cismini atmışız. Boş kapta 10 santimetre küp su birikiyor. Ha. Neden öyle olmuş acaba? Demek ki bu K cismi ne yapmış? Batmış. Batınca da ne yapmış? Cismin tamamı battığını da söylüyor. Değil mi? Battığını da söylüyor. Öyle mızıkçılık yapmaz yani sorular. Gayet merttir, dürüsttür. Her şeyi bize ne yapar? Açık seçik söyler. O zaman arkadaş bir kere bu kap buradan 10 yükseldiğine göre, 10 da buraya taştığına göre o zaman bu K cisminin hacmi 20 olmadı mı? 10, 10 daha 20. Değil mi? O zaman kütlesinin 40 gram olduğunu bize verdiyse, hacmini de 20 bulduysak mor deveden yazıyoruz. Öz kütlesini 2 buluyoruz. Bu şartlarda bunları bulduk. O zaman kaptaki suyun kütlesi 10 gram azalmıştır diyor. Canım bu su olduğuna göre suyun öz kütlesini de ne yapıyorduk? 1 alıyoruz. Vermiş soru bize. Değil mi? 10 yükseldiğine göre kaptaki suyun kütlesi 10 gram azalmıştır. Taşı demiyor, suyu diyor. Canım 10 santimetre küp taştığına göre bir öz kütlesi de olduğuna göre suyun o zaman 10 gram azaldığı besbelli değil mi? Taşmış. Suyu kastediyor sadece. Sadece suyu kastediyor. O zaman ne oldu? Hangi maddeler doğru oldu? 1 ve 3 doğru oldu. İkinci madde yanlış oldu. Değil mi? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Zannederim anlaşıldı. Geçiyorum. Geçmeyelim bir de anlatalım diyen var mı? Yok. Sayfa 76'yı da bitirdik. Sayfa 77, 78. Bunları da size mi bıraksak acaba? Bırakalım mı? Çözemezseniz yaparız. Bu sayfayı da atlayalım arkadaşlar. Ben şöyle üstünü temizleyeyim. Siz bunu istediğiniz gibi büyüterek yaparsınız. Zaten kitabın orijinali de sizde var. Olmayan varsa söylesin. Bunu da geçiyoruz. Evet bu sayfayı da yapalım. Çünkü bu sayfada bayağı kıl sorular var. Bu sayfayı yapalım beraber. Şimdi bu sayfada 24. soruyu şöyle sizden saklayalım. Bir de yetmezmiş gibi başımıza bir de içine oymuşlar kürenin. Hadi bakalım ne diyor soru bize? Buna göre kürenin kütlesi kaç gramdır diyor. İçindeki havanın kütlesi yok tabii ki, değil mi? Kürenin içini oymuş ve kürenin kütlesi kaç gramdır diyor. Boşluk var hocam, o ne? Söylüyor hepsini bak. Dış yarıçap 4 santimmiş.
İç yarıçap 2 santimmiş. Evet, cevap bekliyoruz. İki dakika verirseniz yapıyorum hocam. Evet. Var mı cevap? Hocam az kaldı, bir dakika. Hocam bitiyor, bir dakika. Evet. Yaklaştın sanki. Evet hocam. Evet, cevap açıklıyorum. Hocam açıklamasak olmuyor mu ya? Hocam tam da yapıyordum. Tamam, bekliyorum hadi. 20 saniye daha bekliyorum. Evet, süremiz doldu. Açıklıyoruz. 604,8. Evet. Evet, anlatmak isteyen var mı? Ben anlatayım mı? Beraber yapalım arkadaşlar. Yarıçapı 4 olan bir küreden bahsediyorum. Tam sonuna gelmişim ya. Öyle mi? Vallahi tam sonuna gelmişim. İçinde de 2 santim boşluk varmış. Ama burada kürenin kütlesini soruyor. Bu kürenin kütlesi dediğin bu simidin şu etli kısmı değil mi şurası? Değil mi? Şurası. Değil mi? Şimdi buranın ağırlık yapan bu. Bu kütleyi soruyor bize.
Bakalım şimdi bu küre olduğuna göre arkadaşlar kürenin hacmi 4 bölü 3 pi küp değil miydi? Böyle yapıyorduk değil mi kürenin hacmini? Bize pi 3 al diyor. Yarıçapı da 4 santim almış mı? Vermiş mi? Evet. O zaman 250 santimetre küp bunun hacmi var. Ama canım bu dıştan olan hacim. İçinde boşluk var. Ne haber? Değil mi? O boşluğu sen çıkartacağız değil mi hocam? O boşluğun içinde ben onun bir ağırlığı yok ki. O zaman o boşluğun hacmini bir bulalım. Yarıçapı kaç o boşluğun? 2. O da küre değil mi? İçindeki boşluk da bir küre değil mi? Şu içindeki boşluk bakın. Şu boşluğu mavi kalem alayım elime. Şu boşluk şöylece çevirdiğim zaman bu boşluğun hacmi yarıçapı 2 olduğu için bakın yarıçapı 2 olduğu için 32 santimetre küp etmiyor mu? E canım sen şu küpü evet. Dolu zannetmiştik. 256. 256'dan 32'si bomboş değil mi içi? O boşluğu at gitsin. O zaman 224 dolu kısmı. Evet. Etli kısmı, dolu kısmının hacmi neymiş? 224. Yani kütle yapan, mor devedeki kütle yapan kimdir? Dolu kısmı. Bu dolu kısmı mor devedeki kaç? Bunu soruyor. E canım M neyden oluşuyordu? D çarpı V'den oluşuyor. D'si kaçtı bu küreyi yaptığımız madde? Alüminyumdu. Alüminyumun öz kütlesi kaçtı? 7. Peki dolu ağırlık yapan hacmi kaçtı bu alüminyumun? Bulduk ya biraz önce. Kaç bulmuştuk onu? 24. 124 bulmuştuk. Onu da yazdıysak. O zaman 4,8 gram bu kürenin kütlesi. Hocam ben de tam çarpmadaydım. Gerisini yapmıştım. En son kısımdaydım. Tamam, sonuca yaklaşman da güzel bir şey. Çünkü bu sınavda sorulabilecek en zor sorulardan. TYT'de biraz kolay gelir bunun. AYT'de de bunun gibi. Bu zor mu? Yani zor denebilecek bir soru bu. Hı. Evet geçiyoruz. Geçelim mi? Olur hocam. Bunu bir daha anlatalım diyen var mı? Yok. O zaman 25. soruya geçiyorum. 25. soru da güzel bir soru. Zaten bu konunun en zor soruları bunlar. Haydi bakalım. Burada diyor ki cismin yapıldığı maddenin öz kütlesi 4 olduğuna göre içindeki boşluğun hacmi ne kadardır diyor. Biraz önce 24. soruda içi boş küre hesapladık ya. Burada da içi boş küreyi suyun içine atıyor. Vay vay vay. Vay zalim soru vay. Yok canım çerez gibi yani böyle şaka yaptığımıza bakmayın. Bunlar bize böyle şakalar yapar ki sınavda ve meslek hayatımızda rahat edelim diye. Bunların böyle hafif şakalarını atlatırsak iyi olur. Hocam bir önceki soruya benziyor gibi. Çok benziyor tabii. Bana öyle geldi. Bilmiyorum bu birazcık daha uzun ama aynı gibi sanki. Tabii o soruya çok benziyor ama bir tık üstü onun. Biz zor hali galiba. Birazcık. Cismin hacmini buldum hocam. Buldun mu? Evet, size biraz ipucu vereyim.
Hocam bir dakika. Aynen 36. Ya. Hocam ben de yetiştiremiyorum ya. Yetişir yetişir. Ödevleri yaptıkça hızınız artar. Hocam bu şekilde çözmüşse başka bir çözüm yöntemi olabilir mi? Yani en güzel çözüm yolu bu. Bence yok başka. Bilmiyorum da. Ben 144 bölü 4 yaptım. 36 buldum. Evet arkadaşlar yapalım. Bu kapta bu topu atınca, küreyi atınca 144 ağırlaşma olmuş. Ne oldu yani? Bu K cismi geldi, bir de su taştı. Bunun sonucunda bu ağırlaşma olmuş değil mi? Mesela ben şimdi 100 kilo olsam, bir gemiye bindiğim zaman gemi ne kadar ağırlaşır? 100 kilo ağırlaşır değil mi? Minibüse binsem minibüsüne kadar ağırlaşır? 100 kilo. Taksiye binsem taksi kilo, kaç kilo ağırlaşır? 100 kilo. Yani benim kütlem 100 kilo ise 100 kilo ağırlaşır. 100 kilo ağırlığı olduğu için ağırlığım kadar ağırlaşır. Ama burada ne var? Taşma var. Taşmaya dikkat edelim şimdi. Peki ne taştı? Burada cismin hacmi kadar taştı. Çünkü öz kütlesi 4 olduğu için ne yaptı bu? Gömüldü. Gömüldü. Gömülünce ne oldu? V çarpı 1 kadar ne yaptı? Taştı. Yani V nedir burada? Bu kürenin, topun dış hacmi. Tamam. O zaman 144 ağırlaşma var. Cisim kadar ağırlaşacaktı ama su kaçtı. Nereye doğru kaçtı? Boş kaba kaçtı. Tamam. Peki 240 gram geldi mi? Geldi. Eksilme ne oldu? Şu taşan kısım oldu. Yani boş kaba giden oldu. O giden bunun hacmi V hacmi kadar değil mi? Evet. E peki ama su gitti. Bu giden hacim kürenin hacmi kadar ama dıştan dışa hacim. Yani tamamını dolu gibi görüyoruz şu anda. Ama giden su. Öyleyse taşan suyun hacmini ne bulduk biz? Buradan 96 santimetre küp bulduk. Peki 96 santimetre küp su taştığına göre demek ki bu küre 96 santimetreküp hacme sahip ki bu kadar su taşırmış. O zaman tamam. Bu kütlesini 240 gram almış mıydık biz bu cismi? Vermişti. Öz kütlesini de 4 verdi mi? Verdi. Bu keratanın ağırlığını yapan hacmi, gerçek hacmi, etli hacmi, şu pembe taranan kısmı, şu pembeli kısmı 60 santimetreküpmüş. Biz bunu 96 santimetreküp dış hacmini bulmadık mı? Bulduk.